Merhaba sevgili arkadaşlar. 7 Haziran Pazar Hannover Almanya yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hep 9-9 gidiyoruz koşulara. Artık Allah yardımcımız olsun. Güzel bir program var ama para verir mi? Verir bence. Hem de bayağı verir bir para verecek bir gözüyle gördüğüm bir oyun bu. Yani karışık yani. Çünkü çok temiz safkanlar bir arada. İşte bazı safkanlar da biraz ara vermiş olmasından etkilenir mi, etkilenmez mi? Artık bunun yarış içinde göreceğiz. Ben Enes'i hemen yorumlara geçeyim. Çünkü bayağı vakit aldık. Bunları bir de tekrardan yayına vermem lazım. Günün birinci koşusunda birinci haftalık ayarımız 11.55'te başlıyor arkadaşlar. Yani sabah 12'ye 5 kala ilk yarış başlıyor. Oranlara gelince en azından şartlı dişilere ait 3 yaşlı İngiliz'in 1900 metrelik çim yarışı. 1 nolu safkan 2,5 lira. 7 nolu safkan 2,5 lira. 6 nolu safkan 6 lira. 9 nolu safkan 6 lira. 8 nolu safkan 8 lira. 4 nolu safkan 12 lira, 10 nolu safkan 12 lira, 3 nolu safkan 14 lira, 2 nolu safkan 14 lira ve 5 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip. Zor bir ayak arkadaşlar. Yine baya bir zor ayak. Yani ilk koşudan bu zorluğu yaşatacaklar bize. Öncelikli olarak tuttuğumuz safkanlar 8 nolu Kuilinda. Bir Holland Roman Emperor gibi çok iyi bir orijine sahip olan safkan. Ben ilk şansı veriyorum. Daha sonra 9 nolu Rosea. Bir Natalya temsilcisi uzun mesafelere yatkın orijiniyle bence yazılması gereken bir diğer isim olacak. Daha sonra 3 nolu Galway Girl. Bu safkanda Ren, Püç, Hulek gibi oranın fena olmayan jokeri start alıp son olarak da 1 nolu Diamonda bir pivotal temsilcisi Maxim Pechur'la ilk kez koşacak olmasına rağmen şanslı isimler arasında zaten yurt dışının favori isimleri arasında arkadaşlar. 8, 9, 3, 1 benim burada öncelikli olarak kuponlara yazılması gereken isimler. Daha sonra yazılması gereken isimler de 6 nolu Megan ve 7 nolu Queen's Crown. Bu iki safkan da duruma göre at yazmak isteyenler için ideal isimler arkadaşlar. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde Maiden 4 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik çim yarışında bakalım kaç at koşuyor. 16 at koşuyormuş burada. 5 ve 12 nolu safkanlardan ikili. Arkadaşlar burada 1 nolu safkan 2 bölü 5 yani 0,4 gibi bir orana sahip. 8 nolu safkan 10 lira. 2 nolu safkan 10 lira. 15 nolu safkan 11 lira. 11 nolu safkan 16 lira. 3 nolu safkan 16 lira. 6 nolu safkan 16 lira. Ve 10 nolu safkan da 20 lira gibi orana sahip. Yani gördüğünüz gibi burada 1 nolu safkan baya baya ön planda. Çok direkt çıkmış. En yakın rakibiyle arasında 10 liranın üzerinde bir oran var. Yani normalde bu tip oranlar kazanıyor arkadaşlar. Baktığımız zaman 2 nolu Kanır bir Kalatos temsilcisi. Yani bakalım yanlış karıştırmıyorum. Evet yanlış yaptık. Doğru söylüyoruz. Burada Kalatos temsilcisi o iyi hatta ama ondan da hatta var. Ben 1 nolu Artistico. Bir Maxios temsilcisi. Burada bayağı orijinal güzel. Maxios var, Kalatos var. En azından bildiğimiz Lope de Vega. Bunlar çok iyi ama attığı bir şey yok demek ki. Neyse arkadaşlar. Burada 1 nolu safkanın Maxios Vladimir Palov'la start alacak olup geçen yıl koşmuş olduğu tek yarışta ikincilik bu yılda 31 gün önce koşmuş olduğu bir yarışta güzel ikincilik yapınca aklı olarak bu gruptan da biraz fazla görüntü sergilediği için günün çok önde ön planda tutan bir ismi oldu. O yüzden ben de bir nolu Artistico'yu günün bankosu olarak sizlere tek olarak öneriyorum arkadaşlar. Artık bu safkan bu oranlarda bu şartlarda yani kazanıyor. Nasıl kazanıyor? Yani yurt dışında bu tip oranlarda yani çok direkt olup da en yakın rakibine 10 lira gibi fark olunca %90 %95 civarında kazanma oranları oluyor arkadaşlar. Biz de bu halde bu ata güveneceğiz en azından iyi bir safkan. Orijin de iyi. Maxios gibi. Gerçi burada bayağı birkaç tane orijin var iyi. Ama biz 1 nolu safkanı tek açacağız arkadaşlar. Günün 3. koşusu Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik çim yarışında 3 nolu pardon 3. koşuda 2 nolu safkan 1,4, 6 nolu safkan 2,5 lira, 1 nolu safkan 4 lira, 9 nolu safkan 8 lira, 5 nolu safkan 14 lira, 3 nolu safkan 16 lira, 8 nolu safkan 20 lira ve 7 nolu safkan da 20 lira gibi orana sahip. Arkadaşlar ben burada 3 safkan arasında görüyorum. Burada öncelikli olarak 1 nolu Açat, bir Lamont temsilcisi, daha sonra 2 nolu Dorazia, yine Holy Roman Emperor gibi yine üst düzey bir aygırıntayı olan safkanı 2 at olarak geçersek arkadaşlar 1 ve 2 benim burada öncelikli olarak yazılması gereken isim. Ben bu safkanların yanına at yazmak için de altın olun monet diye yazıp bu şekilde geçeceğim arkadaşlar. Yani 1, 2 öncelik daha sonra da altın olun safkanlar arkadaşlar. Ama dediğim gibi 3 safkanı yazarsanız 1, 2, 6 diye de geçebilirsiniz arkadaşlar. Yani şu an çünkü oranlar açısından en azından orijinal olarak şu 1 ve 2 bende biraz ön planda. Çünkü birisi Lamantayı birisi de Holy Roman Emperor.
Ben de bu aygılar en azından biraz daha ön planda. Gerçi burada şunu da belirteyim. Öteki iki videolarda söyledim ama burada da bu 7 nolu safkanın bir bakalım orijin olarak şu anda oran olarak 20 lira bir oranı var ama bu Amaron tayları çok tehlikeli arkadaşlar. Bir kez koşup 7.lik elde etmiş. Şu anda 20 lira gibi orana sahip. Eğer at yazma gibi bir imkanınız olursa arkadaşlar en azından bir bomba şanı. Şu anda yurt dışında 20 lira oranı var ama bu atın Amaron tayları yani açık yarış koşabiliyor. Hani o kadar iyi bir orijin. Yani en azından bunu birkaç yerde gördüm. Eğer yazabilirseniz bu safkanı da yazın arkadaşlar. 7-10 safkanı. Ama dediğim gibi 1, 2 ve sonra 6. Eğer çok sürpriz isterseniz de bu 7-10 safkanı ilave edin. Günün 4. koşusu handikap 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik çim yarışında. 1-10 safkan 4 lira, 3-10 safkan 4 lira, 4-10 safkan 5 lira, 8-10 safkan 5 lira, 9-10 safkan 8 lira, 13-10 safkan 10 lira, 7-10 safkan 12 lira, 10-10 safkan 16 lira, 2-10 safkan 20 lira, 6-10 safkan 20 lira ve 5-10 safkan da 20 lira gibi bir orana sahip. Zor bir ayak arkadaşlar. Burada biraz fazla at yazmanızı tavsiye ediyorum. Öncelikli olarak 3 nolu Mamarotta bir helmet temsilcisi. Daha sonra 8 nolu Bad Dog, Rene, Peach, Hulet ve Start alacak olan safkan da iyi performansı var. Son yarışını kazanan bir isim. Daha sonra 13 nolu Ampora bir Arion temsilcisi. Daha sonra 1 nolu Tres Passet. Yine iyi orijiniyle, iyi durumuyla, formuyla yazılması gereken bir isim olacak. Daha sonra 9 nolu Salo Love bir Lavan temsilcisi de burada. Ve son olarak da 4 nolu Mars. Andres Starkey gibi usta jokeyiyle kuponlarda yerini almalı. 3, 8, 13, 1, 9 ve 4 nolu safkanlar benim burada size önerdiğim safkanlar arkadaşlar. Günün 5. kursuna geldiğimizde bir Lisset yarış var. Açık dişilere ait 3 ve yukarı İngiliz'in 1400 metrelik çim yarışında 4 ve 8-10 safkanlarda ekürü arkadaşlar. 7-10 safkan 3,5 lira, 1-10 safkan 4 lira, 9-10 safkan 6 lira, 11-10 safkan 8 lira, 10-10 safkan 8 lira, 13-10 safkan 8 lira, 14-10 safkan 9 lira, 8-10 safkan 10 lira, 12-10 safkan 12 lira ve son olarak 3-10 safkan da 25 lira gibi ona sahip. Yine çok çok zor bir ayak arkadaşlar. Yine burada biraz kalabalık tutmakta fayda var. Ben öncelikli olarak 1-10 oldu ki kulüp. Bir Kodiak temsilcisi arkadaşlar iyi formu var. Bu safkan iyi orijiniyle. Bence ilk safkan olarak kuponlarda yerini almalı. Daha sonra 9 dolu Open Sea. Bir pivotal temsilcisi. Yine iyi bir orijine sahip. Bu safkanda kuponlara yazacağız. Daha sonra 13 dolu Dips Eagle. Bu safkanda Philip Minarek'le çok iyi bir performansıyla ama bir türlü birinciliği hasret olan bu safkan. Bugün aradığı birinciliği kavuşabilir Philip Minarek ile kuponlara yerini almalı. Daha sonra 7 dolu Goros. Bir Soldier Hollow gibi yine iyi bir orijine sahip, iyi bir kanat ile koşacak olan bir isim yazacağız arkadaşlar. Daha sonra 14 numaralı Sound Machine. Michael Cadado gibi yine fena olmayan bir jokeyle koşuyor. Biraz da boş kilosuyla bence yazılması gereken bir isim. Ve son olarak da 10 numaralı Sharakoa. Bir Rock of Gibraltar gibi yine iyi bir orijine sahip Vladimir Panov'la gelmesi gereken bir isim. Yazılması gereken bir isim arkadaşlar. 1, 9, 13, 7, 14 ve 10 numaralı safkanlar benim burada size önerdiğim safkanlar. Günün 6. kursuna geldiğimizde şartlı bir yarış. 3 yaşlı İngilizlerin 2200 metrelik çim yarışında. Burada 4-10 safkan 1,5, 8-10 safkan 3,5 lira, 9-10 safkan 5 lira, 1-10 safkan 6 lira, 7-10 safkan 7 lira, 3-10 safkan 10 lira, 5-10 safkan 11 lira ve 10-10 safkan da 33 lira gibi orana sahip. Arkadaşlar burada baktığımızda en azından usta jockey Andres Stark ile koşacak olan bu bir de orijin çok iyi arkadaşlar. 4-10 Night Fever'dan bahsediyorum. Dylan Thomas uzun çim orijinlere bayılır bu orijin. Yani iyi kanatıyla, iyi orijiniyle en azından göstermiş olduğu performansıyla ben de bu yarışı kazanmasını bekliyorum. 4 nolu safkan benim burada size önerdiğim Banco isim arkadaşlar. Günün 7. koşusu handikap 3 ve yukarı İngilizlerin 1750 metrelik yarışında 2 nolu safkan 2,2, 3 nolu safkan 2,2, 6 nolu safkan 3,5 lira, 5 nolu safkan 6 lira, 1 nolu safkan 9 lira, 7 nolu safkan 16 lira ve 4 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar burada benim ön planda tuttuğum iki safkan var. Bunlar 2 nolu Nordiski ve 3 nolu İlyada arkadaşlar. Ben bu iki safkanın mücadelesinin birinciyi belirleyeceğine inanıyorum. O yüzden normal kuponlar için 2 ve 3 nolu safkanlar bence yeterli arkadaşlar. Bu iki safkan arasında geçmesini beklediğim bir isim. Ama illa da geniş at yazmak isterseniz o zaman işler değişiyor, zorlaşıyor. Bunlar da kimler olabilir? 5 nolu Zampano, 1 nolu Iridia, 6 nolu Cape Coral ve 7 nolu Su Poena olacak arkadaşlar.
Yani işler 2-3'ün üstüne çıkarsa, sallanırlarsa işler değişir dediğim gibi. 2-3 öncelik, daha sonra 5, 1, 6 ve 7'nin o safkanları da tercih edebilirsiniz. Günün 8. koşusu şartlı 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre çim yarışında 16 safkan da burada kayıtlı arkadaşlar. 6 nolu safkan 3,5 lira, 15 nolu safkan 5 lira, 8 nolu safkan 5 lira, 3 nolu safkan 6 lira, 9 nolu safkan 6 lira, 10 nolu safkan 10 lira, 2 nolu safkan 10 lira, 13 nolu safkan 12 lira, 14 nolu safkan 12 lira, 4 nolu safkan 16 lira, 11 nolu safkan da 20 lira gibi oradan sahip. Gördüğünüz gibi kalabalık bir yarış arkadaşlar, zor bir ayak. Burada da mümkün olduğunca kadar biraz fazla at yazmanızı tavsiye ederim. Burada çünkü her sonuca açık bir yarış. Evet, burada öncelikli olarak 3 nolu Stormy Knight bir Champs Spirit gibi iyi bir orijinal sahip, Andre Starke gibi de usta jockey ile bence ilk şanslı isim. Daha sonra 2 nolu Hamaron, bir Hamaron temsilcisi Clement Lacaura tesisi atacak o safkan da görmüş olduğu güzel üçüncülüğü ile bence burada daha iyi koşmasını beklediğim bir isim olacak. Daha sonra 14 nolu Mr. Apple'ın bir Soldier Hollow gibi iyi bir ayrıntıyı Barzan Murzabay da oranın etkili jockey bu yıl göstermiş olduğu iki yarışta da güzel iki tane ikinciliği ile kuponlarda yeni almalı arkadaşlar iyi formuyla. Daha sonra Altınolu Sonç Mey. Herhalde böyle okuyor değil mi? Sonç Mey. Bir Magfi temsilcisi, iyi bir orijine sahip Lucas Delozer ile start olacak olan bu safkanlar bir kez koşup kazanan bir isim arkadaşlar. Yani iyi bir isim. İlk yarışı kazanan atlar her zaman iyidir arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Ve son olarak da 8 nolu Vahiba Sans. Rene Peach Hullet ile start olacak olan bu safkanda bu yıl koşmuş olduğu tek yarışı var. Onu da kazanan bir isim. 3, 2, 14, 6 ve 8 nolu safkanlar öncelikli olarak kuponlara yazalım. Daha da at yazmak isterseniz de 4 nolu Kongo, 10 nolu Tiramisu ve 9 nolu Vishu Pono Star. Bu safkanları da tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Günün son koşusuna geldiğimizde Handicap 3 ve Yukarı İngilizlerin 1900 metrelik çim yarışında 2 nolu safkan 2 lira, 5 nolu safkan 4,5 lira, 3 nolu safkan 5,5 lira, 7 nolu safkan 7 lira, 6 nolu safkan 9 lira, 9 nolu safkan 9 lira, 8 nolu safkan 9 lira, 1 nolu safkan 11 lira ve 4 nolu safkan da 14 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar öncelikli olarak şu 3 nolu Otto bu safkanı bence ilk safkan olarak kuponlara yazdım. Performans olarak da biraz daha iyi durumda gördüğüm bu safkan. Bence 3'ü ilk safkan olarak yazalım. Daha sonra 7 nolu Amazing Star. Michael Cadillo'yla start alacak onun safkanı da ikinci olarak kuponlara yazmanızı önerdiğim safkan. Ve son hafta 2 nolu atlet. Bu Andre Villas de biraz kilosu ağır olsa da iyi formuyla, iyi performansıyla yazılması gereken bir diğer isim olacak. 3, 7, 2 öncelikli olarak kuponlara yazılmasını önerdiğim safkanlar. Daha sonra at yazmak isteyenlere de 9 nolu Salamanca bomboş kilosuyla koşacak olan bu safkan da en azından bu yıl koşmuş olduğu tek yarışı da kazanan bir isim. Daha sonra 5 nolu Nightingale. Philip Minaret'le start alacak olan safkanda iyi performansı, iyi durumuyla kuponlarda yine alma ve en son olarak da biraz ağır kilosuna rağmen bir nolu Gode Berge'yi de kuponlara yazabilirsiniz. İyi orijiniyle arkadaşlar. 3, 7, 2 öncelik, daha sonra 9, 5 ve 1 nolu safkanları da tercih edebilirsiniz. Arkadaşlar bugünkü yayını burada bitirelim artık. Yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar dileğinize. Hoşçakalın.